Yeni zerdeçal olarak lanse edilen berberin bitkisinin özelliklerinden bahsedeceğim. Karamuk ya da kadın tuzluğu adı verilmiş. Kadın tuzluğu neden demiş açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Ben pek bulamadım. Bunun birkaç önemli etkisi var. Bunların içerisinde ilki şeker. Endokrinciler hatta şeker hastalarına bunu takıyor olarak yazıyorlar. Glukozu taşıyan molekülleri engelleyerek eminimini yavaşlatıyor. İnsülin salımını artırıyor. İnsülin direncini düşürüyor. Açlık, tokluk, kan şekerini düzenliyor ve 3 aylık hemoglobin A1C yani glikolize hemoglobin miktarını da düşürdüğü söyleniyor. Bunun yanında özellikle kolesterolle etkileşimi de var. Kolesterolün hem emilimini azaltıyor hem bağırsak hücrelerinden salınımını ve kolesterol sentezindeki hız kısıtlayıcı aşamayı da engelliyor ve parçalanmasına da yardım ediyor. Yani kolesterolde de teorik olarak bir kullanım alanı olabilir. Asıl önemli özelliği bağırsak florası yani mikrobiyotada etkisi var. Çünkü şöyle firmusites ve bakteroidesi oranı çok önemli. Firmusitesler fazla. Bu oranı değiştirdiğinden dolayı kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü söyleniyor. 150 ila 300 mg gün berberin kullanıldığı zaman o zaman ne oluyor? Bu oran sağlıklı yönde değişiyor. Bunun yanında kısa zincirli yağ asitleri ve safra asitleri sentezini de azaltıyor. Bu da kolesterol üzerinde önemli bir etkileşimi var. Peki acaba gerçekte bunlar tartışılmış mı? Tartışılmış ama benim ilginç bir nokta dikkatimi çekti. Hücre içi kalsiyumu düşürerek çarpıntıyı yani aritmiyi azalttı iddia ediliyor. Bunun yanında klasik olarak iltihap karşıtı, kanser karşıtı, depresyonda, kısırlıkta, polikistik, overde kullanılma da ayrı bir takım bilgiler var. Ama bunlar çok yeterli düzeyde değil. Ve özellikle şekerle ilgili olan etkileşimlerinden dolayı tek başına değil ama diğer ilaçlarla beraber şekerin kullanımında bir etki söz konusu olabilir. Ama benim bu konuda bir rezervim var. Nedir diyeceksiniz. Çünkü şöyle eminim ve biyo yararlanımı düşük. Ve çok ilginç bir konu var. Kadınlarda ve erkeklerde etkisi farklı. Dolayısıyla bunu da çözememişler. Nedir olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Kolesterol için günlük 500 mg, mikrobiyota için 300 mg dozu önerilmekte. Hatta bazı şeker çalışmalarında 1500 mg'a kadar kullanılmış. Fakat dediğim gibi özellikle biyo düşük olması ve kadınlardaki erkeklerde etkilerinin farklılaşması bende biraz soru işareti olarak kaldı. Bunu da size iletiyorum efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.